Bayram, Kurban Bayramı öncesine arife deniliyor. Yani Ramazan Bayramı öncesine arife denilmiyor bir kere. Bunu bir bilelim ama bir kere alışkanlığı oldu. Evet, arife diyoruz. Gerçek arife sadece ve sadece bir gündür. O da Kurban Bayramı. Hani hacıların Arafat'a çıktığı, vakfaya durduğu, o Allah nasip etsin Arafat'a çıkmayı, Cenab-ı Allah bizlere kaç defa ömre vesilesi çıkmayı nasip etsin. Allah annemiz, Adem anamızın buluştuğu yer, tövbelerin kabul edildiği yer Arafat. Ki özellikle arife günü Arafat'ta olan hacıların, acaba şu an benim yaptığım dualarım kabul olur mu, tövbelerim kabul olur mu diye düşünmeleri bile büyük günah dostlar. Bakın, bu kadar açık ve net. Arife günü, yani Kurban olan bir gün önceki arife, zaten dediğimiz gibi bir gün arife edildiği bir günü, o da Kurban öncesi arife, yani hacıların Arafat dağında, Arafat'ta vakfeye durdu, Arafat'a çıktığı gün arifedir. O gün işte hacı adaylarının, ki hacı farzlarının birisi sevgili dostlar, oraya çıktıklarında Cenab-ı Allah benim günahlarımı affeder mi, tövbelerimi kabul eder mi, dualarımı kabul eder mi diye düşünmek dahi büyük günah olduğu bildiriliyor. Ama bir ağız alışkanlığı, biz Ramazan Bayramı öncesine de arif ediyoruz sevgili dostlar. Tabi Ramazan Bayramı öncesi yaşanan arife günü heyecanı, diyeceğim ne kadar yerinde bir söz. Yani tüm İslam alemi sarmış durumda diyeceğim. Maalesef yine üzerimize hüzün bulutları, Kudüs meselesinden dolayı, Mescid-i Aksa meselesinden dolayı, Filistinli kardeşlerimizin o ızdırapları, acıları düşünebiliyoruz mu ya? Yaralanmış, kendileri yaralıyorlar. Ya insan gerçekten, yani ya ölümden öte ölüm yok, yok, yok. Yok yani. Allah için savaşıp ölürsek şehit oluruz. Bunun ötesi yok. Sen hem yarala çoluk çocuğu, kadını, camiye giden cemaati, yaraladıklarını da şey yap, ambargo koy, etrafına dışarı çıkmalarını engel ol. Yani yaralı olanların hastaneye gitmelerini engel ol.